Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Muşra. Bugün sizlerle Xiaomi'nin Mi Selfie Stick tripodunu inceleyeceğiz. Yeni satın aldım ben bunu. Kargo şimdi geldi. Paketi sizinle beraber açmak. ilk deneyimi sizinle beraber yapmak istedim. Xiaomi'nin bugüne kadar denediğim tüm ürünlerini beğenerek kullandım. Hatta kanalımda iki tane ürününün de denemesi var. Onu da şuraya bir yere koyarım. Birçok şey satın aldım elektronik ürünlerinden, işte kulaklığından cilt temizleme cihazlarına, işte saatinden tutun da artık e, selfie çubuğuna kadar bir sürü farklı şey denedim. Ve bugüne kadar denediğim her şeyden aslında elektronik anlamda, fiyat performans anlamında çok memnun kaldım. Tabii kişilerin tercihlerine göre ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadıkları değişir. Ama gerçekten piyasadaki fiyatlarına göre, piyasadaki... Mu Diğer muadil ürünlerin fiyatlarına göre oldukça uygunlar. Hepsi söylediği şeyi yaptığını iddia ettiği görevi, işlevi görüyor. Şimdi beraber açalım ve ilk defa beraber test edelim bu safcıbunu. Eee İki modeli var. Benim aldığım uzaktan Bluetooth kumandalı olandı. Ben ürünü Trendyol'dan aldım. Aşağı linkini bırakıyorum zaten. Daha fazla uzatmadan içine bakalım o zaman. Ürünü kargo poşetinden çıkardım. Böyle şeffaf bir kutunun içinde. Arkasında işte mi selfie stick tripod yazıyor. Hem selfie stick hem de tripod olarak kullanılabiliyor. Model numarası, ağırlığı, işte toplam uzunluğu 420 mm'ye kadar uzuyormuş. Micro USB girişi varmış bataryasından batarya tipin batarya tipinden falan söz ediliyor nerede üretildiğinden söz ediyor. İki rengi vardı. Bir tanesi gri, açık gri böyle. Diğeri siyahtı. Dediğim gibi iki farklı modeli var onların da. Ee, bir tanesi Bluetooth'luydu, diğeri Bluetooth'lu değildi. Ben Bluetooth'lu olanı tercih ettim. Hani uzaktan tek başıma bir şeyler yapabileyim diye. Şimdi ambalajını açacağım şuralarından batlı. Her seferinde ambalaj açarken yanımda bir şey bulunduracağım. Bir Diyorum, Sonra tüm tırnaklarımı kırıyorum işte böyle. İlk karşımıza çıkan şey aksesuar kutusu. Bluetooth e, kumandası içindeymiş bunun. Sonra da ürünün kendisi. Bunlar da kullanma kılavuzları sanırım. Ay çok minik ve çok şık değil mi? Bluetooth kumandası. Çok cici. Bu garantisiyle ilgili bilgileri içeriyor. Bu da kullanımı ile ilgili bilgileri içeriyor. Zaten aslında oldukça basit. Şimdi beraber göreceğiz. Çok şık, çok küçük böyle tam ele uygun. Bu da sanırım şuraya giriyor. Bakalım. Şu kenar kısmında girişler var. Burada da çıkıntılar var. Oraya doğru şöyle içinden ittiriyorsunuz. Ve tam böyle çantaya atıp çıkmalık. Elimin boyutuyla göstereyim. Karşılaştırmalı olur. Şöyle parmak ucundan. Yani aslında neredeyse benim elim kadar. Birazcık daha büyük olabilir. Evet. Ama çok portatif bir şey. Telefonumun bluetooth'u açık. Bluetooth'a bastım. <laughs> tuşa bastım ve yanıp sönüyor. Şimdi e, şuradaki tuşa basılı tutmanız yeterli birkaç saniye. Telefon aygıtı buldu. XMZPG aygıtını bulduğunuzda bağlana basıyorsunuz. Ve bağlantı gerçekleşti. Az önce yanıp sönen ışık ee, sabit hale geldi. Mavi ışık sabit hale gelince bu arada şey, <laughs> bağlı ayarlarını da görüyorsunuz Mavi ışık sabit hale gelince telefonla eşleşmiş demektir. Her telefona uyuyor bu arada. Ee, aklınıza gelebilecek tüm Bluetooth'u bulunan akıllı telefonlarla uyumlu. Sadece iPhone ya da Xiaomi değil her telefonda kullanılabilir. Şimdi bakalım açalım artık. Şu tarafında telefon tutma yeri var. Bunu böyle çektiğinizde açılıyor. Şurası da tamamen dönüyor. <laughs> telefonu ister yatay ister dikey kullanabiliyorsunuz. Çok hızlı ve kolay çevriliyor zaten. Şimdi telefonu içine takalım. Nasıl taktığımızı görelim. Benim kabımın arkasında şu tutma aletlerinden var. O yüzden onu çıkarmam gerekiyor. Telefonumu yan koymak istiyorum ben şu an. Şu kısmı 360 derece dönüyor. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir kolaylık. Şu baş tarafından çektiğinizde telefonunuzun boyuna göre ayarlanıyor. Telefonu yan koyacağız demiştik. Şu üst kısmından çekerek telefonu içine yerleştiriyorum. Şuradaki başlıklar silikon bu arada çekerek yerleştirdiğiniz. Telefonunuz yerleştirilirken çizilmeyecektir. Hemen hızlıca özelliğini deneyelim. Böyle eğip. Odayı çekeceğim. Ya bunu kumandayı çıkartabilirim tabi buradan ama bastırma fotoğrafı çekti. Gördüğünüz gibi fotoğraf ayarında. Video ayarına gelelim. Şu an sıfırda basıyorum. Ve video almaya başladı. Yine aynı yere basarak durdurabiliyorum. Görüntüyü kaydetti. Tabi hepimizin bildiği selfie stick özelliği var. Böyle çektikçe uzuyor. ve kolayca içine giriyor. Tripod özelliğine bakalım. Benim en çok kullanacağım. Şu alt tarafındaki üçgenden itebiliyorsunuz. Ve kendisi mini çok sevimli bir tripoda dönüşüyor direkt. Ben tripod olarak bunu kullanıyordum şu pazardan aldığım 50 liralık bir şeydi. Yaklaşık 10 defa falan aldım. Her seferinde kırıldı. Bu da kırıldı bacakları. Şimdi bu mini küçük tripodumuza bakalım beraber kendi içinde böyle dönebiliyor. Bu dönme özelliğini çok sevdim açıkçası. Hani ayaklarını yerinden kıpırdatmadan, açıyı hiç bozmadan görüntüyü çevirebiliyoruz. Zaten bluetooth kumandası var. Onu da şöyle çıkardım. Hadi şimdi videoyu biz çekmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi sıfırda basıyorum ve çekmeye başlıyor basıyorum durduruyor. Eğer kendi videonuzu kendiniz çekiyorsanız ayar yaptıktan sonra kumandayı yanınıza alarak video çekmenizi kolaylaştıracaktır ya da fotoğraflarınızı çekmeyi kolaylaştıracaktır. Şimdi bir de boyuna bakalım. Açıldığında ne kadar uzun oluyor? Bu da tam yükselmiş hali tam bir selfie tripodu tam bir tripod benim tüm işlerimi göreceğini düşünüyorum bu arada kendimi görünce saçımla başımla oynayasım yani. geldi <laughs> özellikle ben bunu video çekerken kullanmayı düşünüyorum video çekmeyi çok kolaylaştıracak ve e, bir özelliği daha var onu da göstereceğim şimdi ve ters çevirip taktığımda böyle yukarıdan da görüntü alıyor. Yani işte eğer yemek yapıyorsanız ya da elişi falan yapıyorsanız böyle e, ellerinizi kullanarak bir şeyler gösterecekseniz bu tepeden çevirme, tepeden görüntü çok önemli. Benim yemek videolarımı genellikle böyle çekmeye çalışıyordum. Tepeden görüntüyle çok zor oluyordu. İstediğiniz şekilde şunu kaldırıp açısını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu da Tepeden başka bir görüntü aslında hafif açıyla şöyle elimi göstereyim. Elfü çubuğu özelliğini de şöyle uzaktan göstereyim istedim. Bu kapanmış hali. Böyle, böyle açısını ayarlayıp istediğiniz açıda böyle çekebiliyorsunuz. Bu tam uzunluğu. Boyu şu kadar kumandasını nasıl şarj edeceğimizi göstereceğim. Şurada bir USB girişi var. Eğer mavi ışık kırmızı olarak yanıp sönüyorsa şarj etme zamanı gelmiştir demektir. Şarj olduğunda ışık maviye dönüyor, kırmızı ışığı değişiyor. Ürünü bu tuştan basılı tutarak açtığımız gibi yine basılı tutarak kapatıyoruz. Işığı söndüğünde kapalı olmuş oluyor. Şu kısmı arkaya doğru çevirip indirdiğimizde ise tamamen kompakt çantaya atılabilir boyuna geri dönüyor. Ürünün tüm özellikleri bu kadar sanırım. Çünkü küçük portatif herkesin kullanılabileceği ve oldukça iş gören bir ürün olacak. Benim Beni çok rahatlatacak, benim çok büyük işimi halledecek ondan çok eminim. Ben aşağı isteyenler için linkini bırakıyorum. Oradan ürüne detaylı olarak bakabilirsiniz. Videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Denememi istediğiniz ya da incelememi istediğiniz başka böyle enteresan ürünler var mı? Bir e inface ya da farklı markalardan denememi istediğiniz ürünler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.